2005 yılında üniversitedeki görevinizden istifa ediyorsunuz. Kendi kliniğinizi açıyorsunuz. Bugün Ankara ve İstanbul'da şubeleri bulunan 100'den fazla kişiye iş imkanı sunan bir psikiyatri merkezinin de sahibisiniz. Bu kliniklerin sayısını arttırmayı istediğinizi anlatırken amacınızı da şöyle ifade ediyorsunuz. Psikiyatrinin özellikle günümüzde ne kadar önemli olduğunu biliyor. Burada çoğu zaman insanların kaderinin değiştiğine gönülden inanıyordum. Artık yeni bir hedefim daha olmuştu. Daha çok insanın yardım almasını sağlamak. Şimdi artık benim mutlu olabilmem için başkalarını mutlu ettiğimi görmem lazım. Şimdi bunlar sizin ifadeleriniz. Ancak diğer yandan baktığımızda da randevu ücretlerinin hatırı sayılır bir meblağda olduğunu görüyoruz. Fatih Altaylı'nın programında 2 yıldır hasta bakmadığınızdan da bahsettiniz. Sadece bazı iltimaslı kişilere video bağlantı yoluyla terapi veriyorum ifadelerinde kullandınız. Nihayetinde soru gelsin. Gülseren Budayıcıoğlu artık sadece zengin hastalara mı bakıyor? Asla. Asla, çünkü Gülseren Budayıcıoğlu zaten böyle yapmaktan hiç hoşlanmaz. Ben bundan çok rahatsızlık duyarım. Benim gerek hastane, gerek muayenehane, gerekse klinik günlerimde ben Türkiye'nin her kesiminden, isterseniz bunu maddi anlayın, isterseniz daha kültür seviyesi anlayın, her şehirden, her türlü işi yapan insanla bir arada olmakla hep övündüm. Çünkü beni hep bu mutlu etti. Bir de ben hayatımda hiç parayı hedeflemedim. Çünkü şöyle, şuna inanan biriyim. Başarı sizi maddi anlamda zaten doyurur. Başarıyı hep hedefledim. Mesela benim işte şu kadar liraya bakıyor, bu kadar falan, böyle değişik rakamlar falan da verildi. Ben hak ettiğim ücreti almayı isterim. Ama benim bugün geldiğim yerde hak ettiğim ücretin ne olduğunu artık ben bilemiyorum. Ben çünkü bunu çok severek yaptığım bir iş olduğu için şu anda yapamıyorum ve yapamadığımın da üzüntüsü içindeyim. Çünkü ben o kadar severek o masaya otururum ki, hatta şey derdim. Yani hem bu kadar severek yapıyorum, bu kadar zevk alıyorum, hem de bana üste para veriyor insanlar. Yani burada bunu söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama yani ben ücreti şu kadar veren, hiç veremeyen, yani bunlar doktorluğun her alanında, her doktorun hayatında olur zaten. Ve biz doktorlar da bundan ayrı bir tat alırız. O nedenle benim böyle sırf belli bir zümreye, doktor bana yazık yani. Ben çünkü bu işi çok seven biriyim. Ve de değişik insan tanımak benim hayatımdaki en büyük hobilerimden biridir neredeyse. Ben böyle yepyeni bir hasta geldiğimde karşıma çok heyecanlanan biriyim. Çünkü düşünsenize, yepyeni bir kitap okutacak size. Yepyeni bir hikaye anlatacak size. Ve yüzlerce, binlerce, yüz binlerin üzerinde insana bakmışımdır ben. Çünkü bu işi severseniz o masadan kalkamıyorsunuz bir türlü. Ve her biri beni çok heyecanlandırmıştır. Ve birbirine aynen benzeyen hiç kimseyi de görmedim. Ve çok övünüyorum, çok sahibim ben bu mesleğe. Mesleğimle kişiliğim neredeyse bütünleşti bugün artık. Pekala. Yazdığınız kitapların dizi film haline gelmesinden önce de tıp dünyasında kendi alanınızda popüler ve bilinen bir isimdiniz. Ancak diziler tabii ki size toplum genelinde de ciddi bir popülerite sağladı. Hekimlerin medya aracılığıyla popüler olması tabii televizyon kanallarının ve bu minvaldeki televizyon programlarının artmasıyla da artık çokça sıkça rastladığımız bir durum. Mesela Profesör Doktor Osman Müftüoğlu, Profesör Doktor Bingür Sönmez, Profesör Doktor Canan Karatay, Ender Saraç, Ayşegül Çoruhlu, Mehmet Özdine, Amerika'daki doktorumuz, Profesör Doktor. Akla ilk gelen isimler. Türkiye'de bir hekimin popüler olması da ona gelen hasta sayısındaki artışı beraberinde getiriyor. Tabii ki randevuların dolmasına da katkıda bulunuyor. Bu durumda haliyle randevu ücretlerinin de artmasına yol açabiliyor. Acaba sizde böyle bir durum oldu mu? Çünkü sosyal medyada
bir seansta terapi ücretinizin, biraz önceki soruda da siz değindiniz, pandemiden önce 1200 lira olduğu, üstelik bir yıl sonraya randevu verdiğinizin, bir yıl boyunca randevularınızın dolu olduğu bahsedilmiş ve tartışılmıştı bir dönem. Yani soru gelsin. Gülseren Budayıcıoğlu'nun randevu ücretleri şöhretiyle birlikte arttı mı? Hiç artmadı. Çünkü belki bu şöyle bir hikayeyi size anlatmam lazım. Ben Hacettepe'den ayrılıp muayenehane açtığımda Hacettepe bana çok kızmıştı oradan ayrıldığım için. Ve benim oradaki hastalarımı falan bana kimse arka olmadı orada. Yine de çok yani insan hastasıyla güzel bir ilişki kurabiliyorsa ne üne ne televizyona hiçbir şeye inanın ihtiyacı olmuyor. Şöyle bir dedikodu duydum. Ya Gülseren muayenehane açmış. Tabii ne de olsa televizyona güveniyor. Yani ben eski televizyoncuyum ya. Nasıl olsa televizyonlara çıkar, oradan ünlü olur ve işte muayenehanesine de bol bol hasta çeker. Bunu da hiç anlatmamıştım, anlatayım bari burada. Ben bu lafı duydum, o kadar üzüldüm ki. Ben zaten uzun süredir televizyonlara çıkmıyordum. O günden itibaren ben 20 yıl muayenehanecilik yaptım. Bir kez bile televizyon ekranlarına hiçbir nedenle gelmedim. Ve bana gelen bütün davetleri reddettim. Bakın şimdi de bana o kadar çok davet geliyor ki ben vaktim yok. Yani ben de sizlerle mesela burada olmaktan çok mutluyum şimdi. Ama ben sürekli üretmek durumundayım. Bir de üstelik ben çok ünlü olduğumda ben hasta bakmayı kesmiştim. Yani ben pandemiden önce de zaten çok çok sınırlı sayıda ve eski hastalarıma bakıyordum. Hele pandemiden sonra ben hasta bakmayı neredeyse tamamen kestim. Yani bu şöhretle birlikte ben çalışmaya, fiyat arttırmaya filan hiç devam etmedim ki benim yerimde bir başkası olsa inanın çok büyük paralar kazanırdı. Pekala. Sorumuzun rengi kırmızı. Kırmızı Oda dizisiyle devam edeceğiz. Kırmızı Oda dizisinin temelinde bir psikiyatri odasından yankılanan sesleri duyuyoruz, hikayeleri izliyoruz. Bu hikayeler çoğunlukla hastalarınızdan sizin bizzat dinlediğiniz hikayeler ve tabii bu durum bazı eleştiri ve itirazları da beraberinde getirdi. Bu itirazın temelinde ise hasta-doktor ilişkisinin temeline verilmiş bir zarar sürekli dillendiriliyor. Bu gizliliğin ihlali vurgulanıyor. Yani siz kitaplarınızda ve dizilerde kahramanların kimliğini gizli tutsanız da bu etik dışı bir yaklaşım olarak yorumlanıyor. Gazeteci Cüneyt Özdemir'in bir eleştirisinden alıntı yapacağım şimdi. Sosyal medya hesabında kendisi şöyle yazmıştı. Bir psikiyatrın hastalarının mahrem hikayelerini dinleyip bunları kitaplaştırıp bir de para karşılığı dizi olarak kanallara satmasında etik bir mesele yok mu? Özel hayatın hasta doktor ilişkisinin ihlalini bir kenara koydum. Zavallı hastalara bir telif veriyorlar mıdır acaba diye de soruyor bu eleştirisinde. Yani hastaların hikayelerinin anlatılmasının yanında bir de işin ekonomik boyutuyla ve telif verip vermediğinizle ilgili bir itiraz eleştiri yükseltilmiş. Biz de buradan size soralım. Kitap ve dizilere konu ettiğiniz hastalara telif ödüyor musunuz? En önemlisi, hekimlik mesleğine başlarken Hipokrat yemini ettiğiniz, Hipokrat yemininde geçen hastamın bana açtığı sırları yaşamını yitirdikten sonra bile gizli tutacağıma diye başlayan ve devam eden cümlesine sadık kaldığınızı söyleyebilir misiniz? Nihayetinde soru gelsin. Rating uğruna mesleğinizin etik değerlerini hiçe saydınız mı? Öncelikle bu soru için teşekkür ederim. Çünkü bu tür eleştirileri çok fazla alıyorum ben. Burada bunu açıklama şansı verdiniz bana. Bir doktor, hele bir psikiyatrist, hastasının ona verdiği sırrı, bırakın medyada dizi yapıp göstermeyi, en yakınlarına bile vermez bu sırları. Yani eğer bunu veriyorsa da zaten bazı şeylerden şüphe etmek lazım. Bizler gerçekten Hipokrat yemini ederek bu işe başlayan kişileriz. Ben bugüne kadar tek amacım Türkiye gerçeklerini, Türkiye'de insanların
asla paylaşmadığı, bizlere göstermediği hayatlarının nasıl yaşandığını insanlara göstermek istedim. Bir, iki, buradan alınacak çok büyük dersler var. Ben kapalı kapıları açtım. Hiç kimseyi, asla ama hiç kimseyi, tek bir hastamı bile burada lanse etmedim. Kim olduğunu kimse asla bilemedi, ailesi bilemedi. Kendi bile bu ben miyim acaba diye bana sorduğu olmuştur. O nedenle benim böyle bir şey yapmam asla söz konusu değil. Zaten yani yapamam, yapmamalıyım. Ama mesela Kırmızı Oda'da da bu halen devam ediyor. Buradaki amacım ve hedefim, ben zaten yazar da değildim. Yani bunları biliyorsunuz, dünyada bunlar çok yazılan, çizilen şeyler. Mesela Irving Yalom'un ilk kitaplarıyla ben de kitap yazmaya başlamışımdır. Çünkü Irving Yalom çok güzel bir yazar. Çok bize güzel pencereler açmış biri. Ben de onun ışığıyla bu yola çıktım. Ama bizim insanımızı anlatmıyor o. Ben bu kitaplarda bizim insanımızın, bizim tanıyamadığımız, bilemediğimiz yönlerini anlatmak istedim. Ve bugüne kadar tek bir hastam bile bu işten rahatsız hiç olmadı. Şikayetçi hiç olmadı. Bana bile demedi ki ya nasıl bunu yap? Ben böyle bir şey yapmam zaten. Ama insanlar ne hikmetse bunu böyle yorumlamak istediler. Ve benim ona diyeceğim bir şey yok. Net pekala, ama bir cevap. Pekala. Burada ben de noktalıyorum. Ekstra süre vermiyorum. Çünkü yine buradan devam ediyor Peki. olacağız. Siz hastalarınızın hikayelerini yazarken ya da dizilere konu ederken biraz önceki soruya verdiğiniz yanıt gibi evet. sürekli defaatle ben kimliklerini ifşa etmiyorum vurgusu yapıyorsunuz. Evet. 8 Mayıs 2021'de Posta Gazetesi'nde yayınlanan söyleşide ya sizin hayatınız yazılıp dizi yapılsa diye sorulmuş. Ve yanıtınız şöyle: ağlayarak izlerdim. Nasıl hastalarımın hayatını izlediğimde gözlerim doluyorsa kendimden de daha çok etkilenirdim. Ben kendi yazdığım kitaplarımı bile gözlerim dolarak okudum diye bir yanıt veriyorsunuz. Ağlamak eğer sevinçten değilse içten gelen derin bir üzüntünün yansımasıdır diye de biliriz, böyle de yorumlarız. Acaba burada o insanları, yaşadıkları kötü günleri, travmaları yeniden yaşatmış olmuyor musunuz? Soru gelsin. Dizilerinizin hastalara travma yaşatma riski var mı? Şunu söyleyebilirim. Yani bunu yaşayanlara anlamında soruyorsunuz galiba. Ben zaten hiçbir olayı birebir vermem. Yani tam yaşandığı gibi verirsem ipucu vermiş olurum zaten. O nedenle asla yaşandığı gibi değil. Onu mutlaka bir revizyondan geçirerek veririm. Hani dediniz ya, sizin de bir hayatınız yapılsa ağlayarak izlerdim diye. Bunu bir nasıl bir ağlama? Bu ne bir sevinç ağlaması, ne bir üzüntüyle ağlama. Bu bir hani hüzün denen bir duygu vardır ya, ben kitaplarımda en çok onu anlatırım. Ben kendimde de en sık yaşadığım duygu hüzündür. İçinde böyle hayatın birçok duygusunun en güzelliğin bile karşısında hüzünlenmek diye bir şey vardır. Hüzünlenerek, yad ederek, anarak, o günleri tekrar tekrar belki sevgiyle anarak seyretmek isterdim. Orada asla acı anlamından söz etmiyorum ben. Kendi hayatımı da hüzünlenerek ama büyük bir sevgiyle izlemek isterdim. Keşke beni de biri yapsa da ben de geçip karşısına seyretsem. Bu arada son bir şey daha söyleyeyim. Belki güzel olabilir. Buyurun lütfen. Çoğu ekrana gelen hikayelerde dediğim gibi yani o kadar kişiyi saklıyorum ki. Mesela İstanbullu Gelin diye bir dizi yapıldı. Onların çok eski hikayesini anlatırdım. Kim olduklarını aile biliyor onların. Bu konuyu konuşacağız ama. Ha peki. O bu zaman. Konuyu tamam. konuşacağız. Peki, bununla ilgili bir müstakil bir sorumuz tamam. var. Peki. O yüzden ben de hani acaba bir soru süre versem mi diye düşündüm ama orada konuşalım. Olur. Olur tamam. mu? Bir başka soruyla devam edelim. Tamam.
televizyonculuk anlamında bir başarı hikayesi yazdınız. Zira kitaplarınızdan uyarlanan diziler her hafta en çok izlenenler arasında yer alıyor, televizyon programları arasında. Bunun karşılığında da geçtiğimiz günlerde Altın Kelebek ödülüne de layık görüldünüz. Tebrik ederiz. Siz bu kadar ilgiyi bekliyor muydunuz? Bu sizce geç gelmiş bir şöhret mi yoksa tam da zamanı mı? O vakit soru gelsin. Şöhret size ağır geldi mi? Şöhret bana ne ağır geldi ne de hafif. Çünkü şöhreti insanlar daha gençken şöhret oluyor çoğu insan. Ben çok ileri bir yaşta şöhret oldum herhalde. Bunu kullandığım hiç söylenemez zaten. Yani şöhretli insan ne yapar, şöhretin getirileri götürleri nelerdir. Ve zaten 2 yıldır insanlar çok beni tanımaya başladı. Ben de 2 yıldır evden çıktığım sayılıdır. Yani hep evdeyim. Ama yine de işte zaman zaman böyle televizyon programları, ama beni mesela bu ödüller beni hep çok mutlu ediyor. Yani öğrenciler veriyor bir de üstelik ödülü, gençlerden aldığım ödüller benim için çok değerli, ama şöhreti kullandığım filan söylenemez. Ne evde ne dışarıda ne mesleğimde, ama ödül almak, bunu hissedebilmek bence çok güzel. Pekala.